Bel fıtığı hastasını bize getiren en önemli şikayet ağrı şikayetidir. Ayakta güç kaybı olabilir. Duyu bozuklukları olabilir. Yüksek disk dediğimiz bazı disklerde eee sphincter kontrol kusurları olabilir. Bunlar idrar yapma ya da büyük tuvalet yapmada sıkıntılar yaşatan bozukluklardır. Ama bel fıtığı hastasını bize getiren en önemli şikayet ağrı şikayetidir. Bel ağrısı ve bacak ağrısı. Bunlar eş zamanlı başlayabilir. Önce bel ağrısı sonra genellikle bacak ağrısı başlayabilir. Hepsinin patofizyolojik, anatomofizyolojik mekanizmaları vardır kuşkusuz ama hasta bel ağrısı, bacak ağrısı ile hekime gelir. Son derece şiddetli bir ağrıdır. Bel fıtıklarında tedavi genellikle konservatiftir. Ama ileri derecede sinir basısı yapıyorsa, fıtık serbestleşmişse nörolojik fonksiyon kayıplarına hele hele biraz önce söylediğim sifinkter kontrol kusuruna yol açmışsa burada cerrahi düşünmek gerekir. Kabaca bir oran vermek gerekirse bel fıtığı hastalarının %3'ünde cerrahi gerekmektedir. Ama cerrahi gerektiren bel fıtığı hastaları da Cerrahi dışında hiçbir şekilde tedavileri mümkün olmamaktadır. Cerrahi fıtıklaşmış, bozulmuş, yapısı dejenere olmuş diskin çıkartılması ve sinir dokusunun serbestleştirilmesi esastır. Bu mikrodiskektomi ya da endoskopik şekillerde yapılabilir. Son derece yaygın yapılan bir ameliyattır. Başarı oranları da çok çok yüksektir. Konuyla ilgili daha geniş bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.